Şimdi konu sektöründe geldiğimiz son duruma bakalım. Kredi faizleri evet yüksek. Daha da yükselmesi yönünde bazı beklentiler var. Böyle bir dönemde konut satışları nasıl gidiyor diye bakarsak. Zayıf değil ama hem geçen yıla göre hem de geçen aya göre düşüşler oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. Ağustos'ta satışlar geçen yıla göre %1,1 gerileyerek 122.091 adet oldu. İlk kez satışlar 35.310 düzeyinde gerçekleşti, bir önceki yıla kıyasla %9,5 azaldı. İkinci elde ise 86.781 adetlik satış yapıldı. İkinci elde satış yıllık bazda %2,7 artış kaydetti. Ağustos ayında ipotekli konut satışlarının toplam satışlardaki payı %13,4 oldu. Aydan aya bakıldığında ikinci el konut satışlarında artış %11,3 ile ilk el konut satışlarındaki artışın gerisinde kaldı. İlk el konut satışları Temmuz ayına kıyasla %11,5 artış kaydetti. Yılın ilk 8 ayında satışlar 797.418 adede ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre satışlar %15,5 geride kaldı. Yabancıya konut satışları 2022 yıl Ağustos ayına kıyasla %42 geriledi, satışlar frene bastı. Yabancıya satışlar 3058 adetle Ağustos ayında toplam satıştan %2,5 pay aldı. Rusya Federasyonu vatandaşları Ağustos ayında Türkiye'de en çok konut satın alan yabancılar oldu. Yabancıya konut satışında Ruslar 733 adetle ilk sırada. İkinci sıra ise 342 adetle İran vatandaşlarına ait. Irak vatandaşları 220 adet konutla üçüncü, Kazakistan vatandaşları ise 141 adetle dördüncü sırada yer aldı. Beşinci sırada ise 135 adet konutla Ukrayna vatandaşları yer aldı.